Bence basınç hiç basınç. Basınç farkına yarıyor. Evet yavrucuklarım. Annelerinin bir taneleri. Güzel çocuklar. Evet. Susun. Susun. Evet. Geçen hafta fake yedik. MSÜ'den dolayı ya. Ne demek 28'inde açıklanacaktı ya? Ya 28'inde açıklanacaktı. Kendimizi oraya hazırladıydık. Ha? Hayır. Denk getireceydik. Olmadı. Olsun. Gel ya gel. Kamerayı alayım da herkes çekmeye başladı. Herkes kaç yaptı. Genç de olsun insanlar böyle. Zorla söyledim insanlara. Zorla değil. Söyleyin ha. Gelin. Tamam. Aynı Umarım. Şekilde. Evet. Ben söylerim. MSÜ. Hadi. Baştan başlıyoruz. En iyiden başlıyoruz. Buraya gelecek ama. En iyi. Gel. Kaç. Efendim? Sayısal 9. Tebrik ederim. Şöyle öpeyim kız. Sayısal 29. Gel. Sağa doğru derken. Sayısal 9. Genel 24. Evet, MSÜ başka. Başka. Gel 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 burada dur. Burada dur. Zeynep burada dur. Hocam tam diyor musun? Ha, bu orada. Sayısal 38. Eyvallah. Aferin. Tebrik ederim. Genel 38. Sayısal? Sayısal 143 mü? 143. Tamam, olsun. Evet, başka. Sözel'i parçalamış diyor. Sözel kaç? Sözel 27. Vaa çok iyi. Çok iyi. Başka gel. Hadi. Var mı başka? Bora. He gelmek istiyor musun? Gel. Gel. Senin kaç? Gel. Sayısal da 170. Gel. Sayısal 170. Genel 210. Eyvallah. Bravo. Başka. Başka. Gel. Sıra filan diye düşünmeyin. Gelin. Bilge hadi. Hadi gel. Hadi. Gel 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 gel. Bilge gel. Senin? Benim 800 hocam. 800. 800. Eyvallah. Gel. Başka. Başka. Başka gel. Sayın Gül. 900. Evet. Eyvallah. Başarılar dilerim. Tekrar gelin. Ben çıkabilirim aranızdan. Geleni öpeyim aranızdan. Gel. Erdem kaç? 1200 hocam. 1200. Eyvallah. Süper. Evet başka. Gel 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 gel. 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 Kaç? Hocam 6000. 6000. Süper. 6000 işimizi görür. Cınar gel. 1013. 1013. Süper. Gel. Başka? Gelmek isteyen? Kemal. Kemal. Kaç senin? Gel. 1100. Eyvallah. Aha 1100'ünlü de burada. Tebrik ederim. Başka? Başka başka başka. Hadi. Alıyor alıyor. Herkes alıyor. Senin? 1200. Eyvallah. Gel. Oğlum kafayı gözü kıracağız lan. Kafayı gözü kıracağız. Sen şöyle, siz şöyle gelin. Başka söylemek iste. Ha? Şöyle dolaşayım senin. Sayısal 700. Niye gelmiyorsun? Olsun. Tebrik ederim. Geç. Sayısal 700 geliyor. Sayısal 700 geldi. Senin? Senin? 2400 geliyor. Aferin. Çıkmak istemiyor musun? Tamam. Senin? Yo yo yo. Yo yo. Senin? Kötü ne? Kötü ne kötü olabilir? 5800'e kötü diyor adam ya. Senin? Sayısal 500. Genel 900. Ama gelmiyor. Gel. Sayısal 500. Sayısal 500. Senin? Ha? Sen gelmiyorsun. Sebep? 6000 olduğu için gelmiyor ya. Şş, şöyle ortaya doğru gelin. Senin? 4000. Niye gelmiyor? 4,5. Niye gelmiyor? Öyle. Gel. Sayısal 4500. Senin? 3000.
Gel. Sayısal 3000. Sen? 900. 2900. Geç. Geç. Hocam ben söylemedim. Niye söylemiyorsun? Senin? 2400. Geliyor mu? Gelmiyor. Senin? Kaç senin? Ya kötü yani. Kötü derken? 4000 civarında. 4000'e kötü diyor ya. Olsun yine de güzel. Senin? 5000. Eyvallah. Şöyle bakayım hepiniz çıkıyorsunuz mu? Şöyle ortaya doğru biraz gelin. Ortaya doğru biraz gelin. Gel. Selen sen çıkmıyorsun. Gel 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 gel. Kemal'in yanına geç. Kemal'in yanına geç Selen. Sen de. Erdoğan geldi Erdoğan. Ekin. Ekin sen de yaklaş biraz. Çıkmıyorsunuz. Çıkmıyorsunuz. Erkek otursun ne demek ya? Hadi ben de en öne geçeyim. Evet arkadaşlar, hepinizi tebrik ederim. Süper sonuçlar. YKS'de bunun çok daha iyisini alacağımıza eminim. Kesinlikle. Hepinizi tebrik ediyorum. Kendinizi bir alkışlayın, yerinize geçin. Evet, süper. Hadi. Hadi geçin bakalım. Vay arkadaş, adam adamdı. 4000'inci oluyor, buna kötü diyor, gelmiyor. Düşünsene. Adam bilmem. Allah! Hocam Allah. Eğitim zayiat. Kamera dayanmadı sonuçlara. Vay be. Çocuklar, ne olursa olsun sonuçlarınız çok güzel. Onu söyleyeyim. Çandırcan sizi çok seviyorum. Evet. Ne olursa olsun ne yapın? Unutmayın. C.Dirican sizi hep seviyor. İlk 100'e de girseniz, ilk 500'e de girseniz, ilk 10.000'e de girseniz, nereye girerseniz girin, C.Dirican sizi çok seviyor. Evet. Güzel. Tebrik ederim sevgili arkadaşlar. Gayet güzel sonuçlar. YKS'de bunun çok daha iyisini yapacağınıza eminim. Bu bizim için bir deneyimdi. Bu bizim için bir tecrübeydi. Hedefi MSEV olan var mıydı sınıfta? MSEV'den ben yerleşeceğim diyen var mı? Yok. Tamam. Evet, aynen öyle. TYT, AYT'de sevgili arkadaşlar çok daha güzel şeyler yapacağımıza eminim. Artık bu sınava nasıl girilir? Gerçek bir sınav nasıl oluyor? Gerçek bir sınavda ne kadar heyecanlanıyorum. Gerçek sınav beni hani ne kadar kalbimin atışını hızlandırıyor gibi bir tecrübe yaşamış oldunuz. Normalde gerçek sınavda gerçek hedefiniz olan YKS'de çok daha güzel sonuçlara doğru götüreceğimizi, hep beraber gideceğimizi düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Aferin size. Peki. Güzel, güzel, güzel. O zaman YKS için bir adım daha atak mı? He? Olmaz mı? Yapmayak mı böyle bir şey? AYT için bugün ne yaptın dediklerinde biz ne diyeceğiz onlara? AYT için bugün özel görevlilik öğrendim diyeceğiz. Çok çılgın. Tamam. Çok şirin, çok tatlı. Özel görelilik. Şimdi sevgili arkadaşlar, özel göreliliği şöyle bir tarihsel süreç içerisinde değerlendirelim. Özel görelilikle ilgili makaleyi Einstein yayınladığında editörler çok şaşkınlıkla bakıyorlar. Sebep ne biliyor musunuz? Normalde bir makale, saçma değil lan. Normalde bir makale yayınlandığında makalenin bir kaynakçası, bir referans bölümü olur. İşte şu bilim insanının şurada yaptığı çalışmalardan şu 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 bilgileri kullandım, bunları referans aldım, buradan yola çıktım, şu sonuca ulaştım gibi. Einstein'ın makalesinde kaynakça yok. Yani herhangi birinin daha önce düşünmediği ya da fark etmediği ya da ortaya koyamadığı bir bilgiyi tek başına akıl yürütme yoluyla, tek başına rasyonel bir düşünceyle ortaya koyduğu bir durum olarak başlar.
Başlangıçta çok büyük tepkiler gösterilir ama zaman geçtikçe bunun doğruluğu, daha kapsayıcı bir açıklama olduğu, relativitenin fiziğin geneline uygulandığında hem klasik fizik yasalarını hem de çok yüksek hızda hareket eden cisimlerin hareketlerini son derece başarılı şekilde açıklayabildiği, gösterebildiği ortaya çıkmış ve biz artık günümüzde bunun dışında herhangi bir şey kullanmadan sonuca ulaşmıyoruz. Atom altı parçacıklarda ve yüksek hızlı parçacıklarda kesinlikle bu ifadeleri kullanmak durumundayız doğru sonuca ulaşmak için. Önce bunu söyleyeyim. Şimdi sevgili arkadaşlar, artı olarak şundan bahsedeceğim. Şimdi bizim yaklaşık 1-2 ay önce işlediğimiz konu, dalgalar konusunu düşünürsek. İşte dalgalarda şöyle bir olay vardı. Mesela bir yay dalgası. Yay dalgası dediğiniz şey, yay yoksa oluşamaz. Değil mi? Yay dediğiniz şey olmadığı zaman yay dalgası oluşturuyorum demek saçma bir durum olur. Dolayısıyla yay dalgasının yayılabilmesi için bir ortama ihtiyaç var. Su dalgası dediğiniz şey, su dalgası, su yoksa su dalgası oluşmaz. Oluşturamazsın. Çünkü ortam yok. Ses dalgası, sesin hareket edeceği bir gaz ortamı, bir katı ortam yoksa ses dalgası üretemezsin. Mümkünatı yoktur. Ha tamam. Deprem dalgası, yer kabuğu gibi bir şey yoksa deprem dalgası oluşturamazsın gibi önümüzde somutlaşmış örnekler olduğu için bilim insanları da şöyle düşünüyor dolayısıyla. Ya bu elektromanyetik dalga dediğimiz şey, ışık dediğimiz şey de aynı diğer dalgalar gibi bir ortamın titreşmesiyle ancak bir yerden bir yere transfer edilmeli, bir yerden bir yere gidebilmeli. Ama şöyle düşünüyorum. Güneşle dünya arasına bakıyorum. Ya orada hangi ortam olmalı ki böyle bir hareket olsun? O zaman da teorik olarak şöyle ifade ediyorlar. Diyorlar ki bizim şimdilik varlığını tespit edemediğimiz ve evrenin tamamını dolduran, dolayısıyla da hareketi, dalga hareketini, elektromanyetik dalganın hareketini ona göre tanımlayacağım, titreşebilen bir ortam varlığı olmalıdır. Biz buna eter diyoruz ya da esir diyoruz. Hemen şöyle yazayım. Eter. Ya da esir. Evrenin tamamını doldurduğu kütlesiz, kütlesi olmadığı varsayılır, kütlesiz ve durgun olan ortama diyorlar esir diye. Dolayısıyla diyorlar ki elektromanyetik dalga işte bu eter içerisindeki titreşimler sayesinde bir yerden bir yere varır, ulaşır, enerjiyi bir yerden bir yere transfer eder. Anlaştık mı? Var mı aklınızı karıştıran bir şey? Böyle bir ortamın var olması gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü dalganın yayılması için bir ortama ihtiyaç olduğu ortada görünüyor mekanik dalgalar için gibi bir fikirden yola çıkıyorlar. Peki, bundan sonra o zaman bilimsel gelişmeler şunu göstermeye çalışmalı. Acaba bu esir denilen şeyin temel özellikleri neler olmalı? Bu esiri nasıl tespit edebilirim? Bu esirin içerisinde elektromanyetik dalga yani ışık hareket ederken hangi kurallara uygun olarak hareket eder? Temel durum nedir? Bunu ortaya çıkarmam lazım. Ama tabii ki bunu ortaya çıkarabilmek için ilk önce ne yapmam lazım? Esirin varlığını göstermem lazım. Esirin temel olarak nasıl bir ortam olduğunu tanımlayabilmem lazım ki ben buna göre konuşayım. Tamam? Anlaştık mı? Bu olayı ortaya çıkarmak için sevgili arkadaşlar 1881 yılında Michelson ve Morley. Michelson fizikçi, Morley de kimyacı. İki Amerikalı bilim insanı bir deney düzeneği hazırlar. Bir ne derler ona interferometre geliştirirler. Yani girişim ölçer. Şunu yazayım. Interferometre. Girişim ölçer.
Temelde bu girişim ölçerin yapısını şöyle, şuraya çizeyim. Yapısını şöyle düşünün. Mesela elimizde bir lazer kaynağı olsun. Işık kaynağı diyebilirsin sen buna. Bu lazer kaynağından çıkan bir ışık ışınını şöyle bir orta hizada yarı geçirgen bir ayna üzerine düşürürler. Yarı geçirgen ayna deyince bu ışığın bir bölümünü geçiriyor, bir bölümünü yansıtıyor anlamına gelen bir ifade. Dolayısıyla buradan ışık, hadi bunu farklı renkle çizeyim şöyle. Yalnız ışık renk değiştiriyor diye farklı renkle çizmiyorum. Sadece buradan geçen ışık şu, geri yansıyan ışık bu diye o ışık demetlerini gösterebilmek için renklerini farklı çiziyorum. Burada interferometre ışığın rengini değiştiriyor diye algılamayın. Tamam. Işık kaynağından çıkıp da yarı geçirgen aynaya çarpan ışığın bir bölümü yoluna devam eder. Bir bölümü de, onu da kırmızıyla çizeyim hadi. Bir bölümü de bu yarı geçirgen aynadan yansır. Tamam, şöyle. Aralarında 90 derece olacak şekilde ayarlanmış bir ayna sistemi bu. Daha sonra şu dik olarak ayrılan ışığın önüne %100 yansıtıcı, tam yansıtıcı bir ayna konulur. Tam yansıtıcı. Mavi ışık, mavi ile gösterdiğim ileri giden, yani yarı geçirgen aynayı geçen ışığın önüne de bir tam yansıtıcı ayna konulur. Tam yansıtıcı. Tamam. O zaman bu durumda tam yansıtıcı aynaya çarpan ışık ışınları şöyle geriye döner. Tam yansıtıcı aynaya çarpan ışık ışınları şöyle geriye döner. Tamam. Diyelim ki aynı noktaya geliyor. Çok büyük bir şey yok, fark yok aralarında. Mesele şöyle bir şey sevgili arkadaşlar. Şu aradaki mesafe, şu aradaki mesafe d kadar. Şu aradaki mesafe yine d kadar olacak şekilde ayarlanır. Ve yarı geçirgen aynaya gelen ışınlardan gidip yansıyan ile şöyle dik olarak ayrılan ışınlardan gelenin geçen bölümü şöyle bir perde üzerinde, buna perde diyebilirsiniz, perde üzerinde bir girişim deseni oluşturur. Bu girişim deseninde beklediğimiz şey şu, ışık kaynakları, biz biliyoruz ışıktaki girişimi, ışık kaynakları aynı fazla, aynı anda ışık üretiyorsa, girişim deseni için A0 merkezde olur, her şey buna göre simetrik olur falan falan falan. Şimdi onların yapmaya çalıştığı şey de şu sevgili arkadaşlar. Eğer girişim oluştururken ışık ışınlarından bir bölümü ya da kaynağın birini temsil eden ışık geride kalırsa, geç kalırsa, o zaman girişim deseninin o kaynağın, geç kalan kaynağın olduğu tarafa doğru kayması lazım. Bunu biliyoruz biz zaten. Değil mi? Hani ışık kaynağını hareket ettirdik, yok burada faz farkı oluştu, yarıklardan bir tanesi geç kaldı falan diye konuşuyorduk ya. Bu da aynı temel mantıkla çalışan bir alet. Dolayısıyla lazer ışığını gönderdim yarı geçirgen aynadan, buna da yarı geçirgen diyeyim. Yarı geçirgen ayna. Yarı geçirgen aynadan geçen bölüm ve yansıyan bölüm. Karşılarına tam yansıtıcı ayna koydum. Onlar geri gönderildi ve başka bir yerde girişim yapmaları sağlandı. Şimdi tamam, deney düzeneğinin temel yapısı bu. Şimdi ben size bunu daha somutlaştırmak için belirli bir şeyden bahsedeceğim, olaydan bahsedeceğim. Şu anda mesela burada otururken, pencere kapı kapalı iken, ben şu anda dururken herhangi bir şekilde yüzümde bir rüzgar etkisi hissetmiyorum. Havanın hareketini hissetmiyorum. Ama burada yürümeye başladığımda aslında yüzümde bir rüzgar etkisini hissediyorum. Değil mi? Yani odadaki, ortamdaki hava durgun bile olsa ben içinde hareket ettiğimde dolayısıyla bir rüzgar varmış gibi bir etki ortaya çıkıyor. Bu durumda aslında ben hareket ederken Galile fiziğini düşünürsem, bağıl hareketi düşünürsem, ben hareket ettiğimde rüzgar oluşuyor.
Ya da ben hareket ederken ben kendim duruyormuşum da rüzgar bana doğru esiyormuş gibi düşünebilirim. Bunlar simetrik olaylardır fizikte diye varsayılır. Michelson ve Morley'in yaptığı deneyde temel düşünceyi bu şekilde test etmeye çalışırlar. Nasıl? Dünya güneşin etrafında ve kendi etrafında dönüyor mu? Evet. O zaman eğer evrenin tamamı esir denilen ve durgun olduğu varsayılan bir ortamla doluysa, dünya güneşin etrafında dönerken ve kendi etrafında dönerken dünyanın hareketi dolayısıyla mecburi olarak bir esir rüzgarıyla karşılaşmalı. Doğru mu? Anlaşabildik mi burada? Aynı sen odada yürürken yüzüne çarpan rüzgar gibi. Bu esir rüzgarı madem elektromanyetik dalga yani ışık esirin içerisinde hareket ediyor, o zaman esir rüzgarından etkileniyor olmalı. Esir rüzgarı onun hızında değişiklik yapmalı. Dolayısıyla bu düzeneyi sevgili arkadaşlar tam olarak şöyle yerleştiriyorlar. Dünyanın dönme yönü şu. Dünyanın dönüş yönü. O zaman dikkat ederseniz yarı geçirgen aynayı geçen ışık esir rüzgarına karşı gitmeye çalışıyor. Dolayısıyla onun bağıl olarak esir rüzgarı içerisinde dünyaya göre hızı azalmış olmalı. Ama dik hareket eden ışık bu esir rüzgarından etkilenmiyor. En azından o doğrultuda hızı değişmiyor, yukarı aşağı hızı. Bu durumda yukarı aşağı gidiş geliş süresi T1 ise ileri geri gidiş geliş süresi T1'den farklı olur. Gördünüz mü? Çünkü giderken esir rüzgarına karşı gidiyor, gelirken esir rüzgarıyla beraber geliyor. Bu ikisinin aslında tek bir ışık kaynağından çıkan ışık olduğu düşünülürse, yani yarı geçirgen aynaya aynı anda ulaşan iki ışık parçası olduğu düşünülürse, normalde bunların gidiş geliş süreleri farklıysa eğer ikiye bölünmüş demetin bir bölümü geciken kaynak, bir bölümü önce çalışan kaynak gibi davranıp girişim deseninde sapmalar olması gerekir. Ve Michelson Morley dünyanın güneş etrafındaki dönüşü artı dünyanın kendi etrafındaki dönüşünü referans alarak, buradaki hızları referans alarak esir rüzgarının ışığın hızında ne kadar değişiklik oluşturması gerektiğini hesaplıyorlar. Ve dolayısıyla da bunun sebebiyle girişim ölçerde desenin ne kadar kayması gerektiğini hesaplıyorlar. Buna diyelim ki x birim kayma gerekiyor ya da x birim kayma olması bekleniyor diyelim. Deneyi yapıyorlar sevgili arkadaşlar. 0 santigrat derecede deniz kenarında deneyi yapıyorlar. Girişim ölçerde kayma yok. Herhangi bir şekilde ışık ışınlarının bir tanesi geç kalmış gibi görünmüyor. Minik bir kayma var ama bu da deney düzeneğinin hata payı içerisinde kalıyor. Yani atıyorum deney düzeneği %0.5'lik hata payıyla oluşturulmuş bir deney düzeneği. Girişim ölçerdeki kayma da 0.5 kadar, %0.5 kadar. Ama onların hesapladıkları miktar %0.5 değil de %3 olması gerekiyor. Göremiyorlar. Bir şeye düşüyorlar, kuşkuya düşüyorlar. Ya bizim yaptığımız herhalde deney düzeneğinde sıkıntı var. Bir şeyi yanlış ölçüyoruz diyorlar. Başka bir gün tekrar yapıyorlar deneyi. Farklı sıcaklıkta tekrar yapıyorlar. Sistemi tamamen döndürüp başka açılarla deniyorlar bunu. İşte 90 derece olmuyor, dünyanın dönüş yönüne göre değil de işte belirli açılarla kuruyorlar düzeni. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, hangi koşullarda bu deneyi yaparlarsa yapsınlar, girişim ölçerdeki kayma miktarı teorik olarak, analitik olarak hesaplanan değer kadar olmuyor. Hiçbir durumda ve bu girişim ölçerdeki sapma her seferinde sadece hata payı içerisindeki minicik bir sapma. Bu da bizim deney düzeneğinin kalitesinden kaynaklı bir sapmadır. Dolayısıyla ışığın herhangi bir şekilde esir rüzgarından etkilenmediğini görüyoruz diyorlar ve hatta bir ara şey bile oluyor, yani kuşkuya bile aman işte yanlış yaptık deneyi gibi düşünüyorlar ve hatta daha sonrasında sevgili arkadaşlar daha gelişmiş interferometrelerle, daha gelişmiş teknolojiyle üretilmiş aynı deney düzenekleriyle
Dünyanın başka başka yerlerinde de bu deney tekrar ediliyor. Diyorlar ki orada işte yeterince hassas değildi deney düzeneği, onun için ölçemediler. Biz daha hassasını yapalım, yine ölçelim. Yine yapıyorlar, yine kaç yıl boyunca, kaç kişi tarafından yapılırsa yapılsın bu deney, her birinde sevgili arkadaşlar, girişim ölçerin sapmadığını, kaymadığını, girişimin, desenlerin beklendiği kadar farklılaşmadığını gözlemliyorlar. Bunun birkaç tane sonucu olabilir. Bunun sonuçlarından bir tanesi. Bu arada dünya böyle dönüyorsa esir rüzgarı bu tarafa doğru demektir. Esir rüzgarı. Esir rüzgarı hava dirençli bir şey mi? Yani hava gibi. Sen hareket ediyorsun, o da sana doğru geliyormuş gibi oluyor. Tamam. Bunun birkaç tane sonucu olabilir. Bunlardan bir tanesi sevgili arkadaşlar. Şöyle bir şey olabilir. Evet. Tabii. Değil mi? Dolayısıyla oldu bitti. Eşit olur süre. Nehirde böyle olur mu? Bir nehirde. Mantıklı hocam. Peki. Peki ben sana şöyle bir şey diyorum. Bak. Şuradan D kadar mesafe. Tamam. Sen V hızıyla yüzüyorsun. Şurada da D kadar mesafe var. Şuradan bu tarafa doğru V hızıyla yüzüyorsun. Burası da D kadar mesafe. Akıntının hızı da bu tarafa doğru ne olsun? V. V olsun hadi. İşlem basit olsun. V kadar. Şimdi şu adam karşıya gidip geri gelecekken yapacağı hareket için toplam süre T toplam eşittir 2 tane D bölü V olur. Değil mi? Bu kadar değil mi? Peki şu adam için süreye bakalım. T toplam üssü diyeyim buna eşittir. Önce D kadar mesafeyi 2V ile gidiyor. Yani D bölü 2V. Sonra orada kalıyor, dönemiyor. Gördün mü? Yani geri dönüş süresi sonsuz. Gördün mü? Geç kalmış oldu. Tamam bu hocam saçma oldu bu V ya. Gel biz şuna 2V diyelim. Buna da 2V diyelim de işlem düzgün çıksın diyelim. O zaman 2D bölü 2V toplam süre olur öbürü için. Yani D bölü V'dir. Bunun için 2V, 1V de bu 3V. O zaman D bölü 3V gidiş süresi. Geri geliş süresi artı D bölü V olur değil mi? Bak D bölü V kadar süre artı bir şey geliyor. Yani buradaki hız tamam giderken zor, giderken daha küçük, geri gelirken daha büyük oluyor ama ışığın hızı kadar hıza sahip olamayacağı için esirin hızı ya da dünyanın hareket hızı. Dolayısıyla mecburi olarak bir geri kalma olması gerekiyor. Tamam? Evet. Hocam esir olup da esir rüzgarı da olmayabilir. Yani kütlesi yok ya. Parçacıklar. Şimdi esir olup da esir rüzgarının olmaması saçma bir sonuç. Sonuçta dünya içinde hareket ediyorsa, bağıl olarak dünya durgunmuş gibi bakarsam esir bana doğru geliyor olmalı. Yani aynen. Zaten bunun sonuçlarından bir tanesi şu. Madem bu girişim ölçerde ben şeyi ölçemiyorum, kaymayı ölçemiyorum, o zaman bir, esir hareketlidir. Ve esir dünyayla beraber hareket ediyordur belki. Dünyayla beraber hareket ediyorsa o zaman esir rüzgarı diye bir şey olmaz. Esir rüzgarı diye bir şey yoksa da girişim ölçerde sapmalar olmaz. Ama bu saçma bir sonuçtur. Neden? Evrende trilyonlarca yıldız, trilyonlarca galaksi, milyarlarca galaksi, içinde milyarlarca yıldız ve milyarlarca gezegen varken esir niye dünya ile beraber hareket etsin? Çok saçma. Dünya ile beraber hareket eden esir saçma bir ifade oluşturur. Çünkü evrenin yapısıyla ilgili problem var. O zaman esir dünya ile beraber hareket ediyor olmalı. Bu evrenin yapısı dolayısıyla ulaşamayacağımız
ya da saçma bir sonuç olur. İkincisi esir rüzgarının olması durumunda ışığın bir bölümünün geri kalması mecburi bir sonuç olduğuna göre o zaman esir rüzgarı oluşmuyorsa bu onu gösteriyor bana. Demek ki dünya duruyor olmalı. Esir durgunsa, esir rüzgarı da oluşmuyorsa dünya duruyor olmalı. İkinci bir sonuç dünya duruyor olmalı. Şimdi dünyanın döndüğünü sen de biliyorsun, ben de biliyorum kardeş yani. Bu da saçma bir sonuç. Adamlar bunu mu bulmuş yoksa bunları deney sonucuna dayanarak böyle olmalı. Ya esir dünyayla beraber dönüyor olmalı. Yok onu seçemedim. O saçma bir sonuç. O zaman dünya duruyor olmalı. O da saçma bir sonuç. O zaman daha mantıklı sonuç ne olur? Esir yoktur. Olur. Esir ölçülebilen bir fiziksel nicelik değildir. Ve de bu ölçülemeyen bir şeyse yoktur. Esir butik. Şimdi sevgili arkadaşlar, esir ne? Ben anlayamadım diyorsunuz ya, zaten sıkıntı da orada. Bizim görüp hissettiğimiz bir şey değil bu. Bu ışığın, elektromanyetik dalganın hareket edebilmesi için teorik olarak düşünce bazlı üretilmiş bir ortam. Böyle bir şey olmalı diyor adam. Böyle bir durum olmalı. Dolayısıyla ışık bunun içindeki titreşimler sayesinde hareket ediyor olmalı. Fikri var. Bu fikri deniyorlar işte. Gerçekten böyle bir ortam var mı ve ben bu ortamın özelliklerini ölçebiliyor muyum? Ölçümlenemediğine göre demek ki esir diye bir ortam yoktur demiş oluruz. O zaman artık bu deneyin anlamlı sonuçlarından bahsedebiliriz. Michelson-Morley deneyinin sonuçlarını şöyle konuşabilirim. Deney sonuçları. Göründüğü gibi sevgili arkadaşlar, ışık dinleyin. Herhangi bir şekilde bir ortam varlığı olmadan hareket edebiliyor. Yani ışığın hareketi için bir ortama ihtiyacı yok. Gördünüz mü? Işık, dolayısıyla şuradaki deneye de bakarsanız şunu söylüyor bana. Işık hızı kaynağın hareketinden bağımsızdır. Bakın burada kaynak sağa doğru giderken aslında ışık da sağa doğru oluşturulunca C artı V gibi bir hızla gitmesi lazım. Öyle bir şey gözlemiyorum. Ya da esir rüzgarı bana doğru gelirken C eksi V gibi bir hızla gitmesi lazım. Öyle bir şey gözlemiyorum. Dolayısıyla ışığın herhangi bir şekilde kaynağın hızına bağlı olması, ışığın hızının mümkün değil. Deney sonuçlarına göre. Aynı zamanda sen şurayı gözlemci olarak düşün, interferometreyi. Işığın hızı gözlemcinin hızından da bağımsız. Görebiliyor musunuz? O zaman bu deneyin sonucu bize şunu anlatıyor. Birincisi, esir yoktur. İkincisi, ışığın hızı kaynak ve gözlemcinin hızından bağımsız olarak C'dir ve sabittir. Yani ışığın C dediğim hızı aslında tüm gözlemciler için bağıl hızdır. Bu bize ne anlatır biliyor musunuz? Bakın, karşı taraftan bir ışık geliyor. Ben de ona doğru gidiyorum. Ben ışığı hangi hızla görüyor olmalıyım? C ile. Oradan ışık geliyor. Ben de bu tarafa doğru gidiyorum. Işığı ne hızla? C ile. Işık C ile geliyor. Ben C bölü 2 ile kaçıyorum. Onun hızını ne görüyorum? C. Işık C ile geliyor. Ben de ona doğru C bölü 2 ile gidiyorum. Ne görüyorum? C.
Işık bana doğru geliyor C ile. Ben de 0.9 C ile gidiyorum ona doğru. Ne görüyorum ışığı? C. Işık hızı C. Evet, saçma bir şey, doğru söylüyorsun. Evet, klasik fizik yasaları sevgili arkadaşlar bu durumu anlatamıyor zaten. Newton mekaniğinin temelinde bu tür bir ifade yok. Dolayısıyla zaten Newton mekaniği yetersiz kaldığı için relativistik ifadelere giriş yapıyoruz. Tamam. Anlaştık mı? Var mı aklınızı karıştıran bir şey? Aklımızı karıştıran çok şey var da hocam. Yani nasıl olur hocam ya? Nasıl herkes C görür? Sor. Esir rüzgarı oluşuyor da ama esir rüzgarı ışığın gitmesini engellemiyor. O zaman esirin varlığını ifade etmenin bir anlamı kalmıyor. Esiri ben zaten ışığın hareketi için tanımladım. Eğer rüzgar oluşuyor da ışığın hareketini engellemiyorsa bu başka bir şeydir. Benim için ışık bununla hareket etmiyor demektir. Ha? Kütlesi yok ki hocam. Yani niye onu engelleyici bir etki yapabilirsin? Oğlum bak kütle... Ya arkadaşlar siz niye böyle düşünüyorsunuz? Ben anlamadım siz ama... Ben size şey demiyorum. Kütlesi olan şeyler ışığı engeller demeye çalışmıyorum burada. Burada şunu diyorum. Işığın titreşim hareketi yapması... Aslında esir maddesinin titreşim hareketi yapması anlamına geliyor. Bir yayda enerji transfer edilirken yay molekülleri titreşim yapmıyor mu? Evet. Yayın titreşimiyle enerji bir yere gitmiyor mu? Evet. Gidiyor. Adamlar da böyle düşünüyor. Diyor ki bir ortam olmalı. Bu ortamdaki titreşimler ışığın enerjisini aktarıyor olmalı. Işık hızında bir hareket olduğuna göre bu ortamın kütlesinin olması saçma olur. Tamam mı? Yani illa bir ortam olsun da ışığı yavaşlatsın ya da hızlandırsın diye bir şey söylemiyor. O kütlesiz, durgun olan ortam titreşerek ışık hareket ediyor olmalı diyorlar. Tamam? Anlaştık mı? Michelson-Morley deneyinin sevgili arkadaşlar sonuçları bu sonuçları yorumladığımızda esir yoktur ve ışığın hızı sabittir olayını yorumladığımızda neyle karşılaşırız? Şununla karşılaşırız. Işık ya da elektromanyetik dalga hareket etmek için bir ortama ihtiyaç duymaz. Biz zaten dalgaları sınıflandırırken, elektromanyetik dalgayı tanımlarken böyle dedik. Hareket etmesi ya da oluşması için belirli bir ortam varlığının şart olmadığı dalgalara ışık diyoruz. Dolayısıyla biz günümüzde artık şunu söylüyoruz. Işık bir ortamın titreşmesiyle değil, kaynağın ürettiği elektrik alan ve manyetik alanın titreşmesiyle hareket eder ve boş uzayda ışık hızıyla yayılır diyoruz. Tamam, ikinci ders devam.